13 Nisan Perşembe sabahından günaydın. Yeni bir günle daha karşınızdayız. Manşet Artı'da ben Baykan Gürses ve Aziz Karaziz'le birlikte olmaya başladık. Sevgili Aziz, günaydın. Günaydın. İzleyicilerimize de günaydın diyelim. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara her sabah söylediğimiz gibi sevgi ve saygılarımızı iletelim. Yine ülke gündemini konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz Aziz. Bugün de yine değerli bir ismi ağırlıyoruz. Evet. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Parti Milletvekili Sayın Talip Atalay. Vekilim hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün izleyenlere ben de sevgi, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İnşallah daha iyi günlere diyelim hep. Umudumuzu sürdürelim, kuruyalım. Önümüz bayram. Öyle bakmak lazım herhalde. Evet. Ama evet, gidişat çok iyi değil. Şimdi gündeme gelmeden önce ben dün komitede bu kesintilerle ilgili yasa son şekliyle bir kez daha genel kurula geldi. Bir onu sizden alalım, basına da yansıdı çünkü. Sanırım bazı değişiklikler var. İşte Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, meclise iadesinden sonra zaten hani genel gidişat, konuşmalar, tartışmalardan sonra bir şekilde son şekline vardı. Şu anda çok işiz. Yani devletin katkıları ve diğer kesintiler sabit kalmak kaydıyla kişilerden kesintiler, yani doğrudan vergi ve devlet katkıları, Merkez Bankası katkısı dışında, maliyenin katkısı dışında kişilerden kesintiler tamamen kişinin talebine kaldı. Talebine kaldı. Tabi burada gönüllülükten farklı mı peki bu? Yani daha öte hiç, yani hiç kimseden bir kesinti olmayacak vermediği sürece. Yani kesinti yapılmasını isteyen, evet. Evet. Yapılacak olan başvuru, kesinti yapılmasını istiyorum diye. Şimdi aslında şu anda şöyle bir durum ortaya çıkacak. Yani şimdi sendikalarımızı, ya bu konuda biz gönüllü olsa daha fazla yaparız diyen arkadaşlarımızın gayretini biz bekliyoruz artık. Yani şu aşamada artık onlara kalıyor. Top onlarda. Yani şimdi şu anda hani genel samimiyet sınavına mı tabi tutulacak? Bir anlamda öyle olacak. Şu ana kadar hani siz zorunlu kesiyorsunuz, şöylesiniz, böylesiniz şeklinde bir yaklaşım vardı. Hatta yani kesilmesin diye, çok özür dilerim, kesilmesin diye bazı toplu dilekçe kampanyaları yapmıştı. Evet, yapmıştı. Şimdi bunun tam tersini dediniz yani sendikalardan. Tamam, madem o zaman öyle. Onlar zaten dediler ki biz zaten hani daha fazlasını yaparız. Üyelerimize daha fazla teşvik eder, kesinti yaptırırız. Çok daha fazlasını devletin yapabileceğinden yaparız. Yani arkadaşlarla da konuşuldu denildi. Buyurun yapsın arkadaşlarımız. Ki yani biz de inanıyoruz yapacaklardır. Yani çünkü neticede kampanyaları toplu yapabildiklerine göre yani %60-70 kesilmesin tarzında 80'e kadar varan bir kampanya yapabildiklerine göre zaten isteyen gene verecektir. Onlar da bu kampanyalarla ciddi bir katkı yapacaklardır diye bekliyoruz. Evet. Tabii bu beklenti hani sadece şöyle şunu etkileyecek. Yani işte 1 milyarın üzerinde bir beklenti vardı biliyorsunuz. Şimdi yani şu anda bizim garanti diyebileceğimiz miktar 600 milyon. Miktara herhangi yönelik bir şey var mı? Yani ben kesinti yapılmasını istiyorum deyip miktarı belirtecek miyiz? Yoksa orada bir standarda bağlı. Hayır. Herkes kendisi ne kadar istiyorsa. Ha, 100 lira, 300 lira, 500 lira. 100 lira, 300 lira, 500 lira ve kaç ay istiyorsa kendisi. Süresinde. Netice itibariyle böyle bir talepte bulunacak ve yapacak. Yani yine söylüyorum, bu ciddi anlamda sizin de dediğiniz gibi aslında bir başka challenge oldu yani. Bir... Hadi bakalım. Bakalım. Kendimize de bir bu noktada hakikaten bakmamız lazım. Bu bir geri adım olarak da tanımlanıyor hükümet açısından. Yani şöyle, bu şimdi şekilde değerlendiriyor musunuz? Yoksa sürecin tüm paydaşlarıyla daha doğru yönetilmesine dönük bir adım, bir hamle olarak mı kabul görüyor? Ya şimdi ben hani kendi şahsi fikirlerimi söylemek istemiyorum. Hani en başından itibaren. Doğrusu hani hükümet sonuçta komitenin parçasıyım ve hükümetin de neticede bir parçası olduğum için. Yani şu anda ben bu durum geri adım olarak ya da ileri adım olarak görmüyorum. Neden? Çünkü sonuçta bir süreç tamamlanmamış bir süreç. Tartışıldı her yönüyle. Bizim kanaatimizin ne olduğunu zaten biz beyan ettik. Fakat gelen talepler ve özellikle STK'ların, sendikaların duruşu bu noktada çok net. Zaten hani siz koysanız da bu yaklaşımla çok tatlı bir şey çıkmayacak. Bizde yani gönülsüzlük, benim genel yaklaşımım şudur. Yani gönülsüz bağa girilmez. Ne olursa olsun. Gönül yoksa orada hiçbir şey olmaz. Yani ben buna inanırım yani gerçekten. Fakat bazen hani gönüllülük bütün değerlerimiz gibi gönüllülük de bir maskeye dönüşebilir. Bir anlamda aslında bu gönüllülük maske midir? Söylem olarak mı gerçekten vardır? Yoksa gerçekten bir gönüllülük üzerinden
ciddi katkı mı yapılacak? Bunun testi artık bu talebi dile getirenler de olacak. Ya bu yönüyle bir geri adım değil aslında. Buyurun. Yani madem yani beklenen talepler doğrultusunda, evet, istenen talepler doğrultusunda yani, yapılan değişiklikle talep eden kesim için, evet, bir samimiyet sorgulaması yani, ve testine tabii yani bundan sonra bizim hani beklentimiz belirli bir miktardı. Zaten bunu koymuştuk ki bana göre benim yaklaşımım şu. Yani bizim temel problemimiz, yani bu süreçte de olduğu gibi, yani hemen yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi, sizinle daha önce konuştuğumuz bütün yayınlarda da doğrusu dile getirmeye çalıştığım şey şu. Üzüldüğüm nokta şurası. Yani derin bir güvensizlik sorunumuz var toplumda. Yani emin olun sadece hani siyasete de değil bu arada. Siyaset, tabii siyaseti, işte konuştuk, medyası, sendikaları, yani toplumun aslında ayakta durması gereken toplumu yönlendiriyor sizce bunu? Yani birçok şey olabilir. Ayrı programları yapmak lazım biliyorsunuz ama o kadar bir ciddi bir güvensizlik var ki bu güvensizlik aslında iş yapamaz hale getiriyor bizleri. Ve sadece bakın farklı katmanlar arasında değil. Yani aynı siyasi parti içindeki ilişkilerde sıkıntı var, aile içinde sıkıntılar var. Yani bu toplumsal bir şey, bunu görelim. Eğer biz bu güven sorunu aşamazsak kendi içimizde, ben şuna hep inanıyorum. Diyorum ki kardeşim 10 kişiden İki kişi yanlış yapsın. Ya o iki yanlışı biz tolere edilebilir. Tolere edelim ama ondan dolayı gerçekten toplum güvensiz demeyelim. Evet. Sekizin güvenli olduğunu görelim. Yani altının güvenli ayrım olduğunu görelim. Yani. Ve hayır, güvenli bir toplum kavramını mutlaka vurgulayalım, içselleştirelim ki o iki kişi de bu işi yaptığı zaman böyle hani alnının akıyla ortalıkta dolaşamasın. Ama biz de biliyorsunuz yani yapanla yapmayan arasında ne yasal ne de toplumsal yani bir ayrışma söz konusu değilse, hani bizde bizim hani geleneklerimizden işte Alevi Bektaş geleneğinde düşkün kavramı vardır, tamam mı? Yani siz eğer hoş olmayan bir iş yaparsanız, toplumun kabul etmeyeceği bir iş yaparsanız, siz düşkün ilan edilirsiniz ve toplumdan bir anlamda tard edilirsiniz. Yani bir çeşit aforoz gibi düşünün. Dışlanmak. Yani. Evet. Dışlanmak gibi. Şimdi tabii bu belki bugün için çok kolay bir şey değil ama ya neticede bir farkı da olmalı. Yapanla yapmayan. Şimdi biz maalesef doğru ve yanlışı söyleme konusunda duruma göre davrandığımız için aslında hepimiz kaybediyoruz. Farkında değiliz. Yani yanlış, benim de yanlışım varsa yanlıştır. Doğrum da varsa yani doğrudur. Yani her kesimin aslında bir yüzleşme, bir öz eleştiri noktasında kendini sorgulamasına mı gereksinim? Ben hatta o yüzden diyorum ki kendimizi zaten, tam sizin söylediğinizi söylüyorum. Yani sizi değil bakın. Ben muhalefeti eleştirebilirim. Kendimden başlayarak. Kendimizden başlayarak yürümediğimiz sürece gideceğimiz bir yer yok. Bakın. Yani insanız, eksik yapacağız, hata yapacağız. Ben hep kendime söylediğim şey şudur Allah'ım. Yani telafi edemeyeceğim hata yaptırma. İş yaptığım sürece, faaliyet yaptığım sürece, konuştuğum sürece mutlaka hata yapabilirim. Esas olan şey kasıtlı bunu mümkün mertebe yapmayayım. İki, telafisi olsun. Ha insanın bazen hakikaten insan çok öfkelenir, çok kızar. Yani hani çok tabiri ise gofa gelir. İnsanız sonuçta. Ama telafi edebilmeli hemen. Geri dönebilmeli. Yani bunun üzerine tepinmemeli. Yani inat etmemeli gibi. Yani bizim hakikaten normlarımızı baştan sona bir gözden geçirmemiz lazım. Asgari normları. Çok büyük, derin böyle ahlaki normlardan bahsetmiyorum. Çünkü temelde bu kavramların kendisi de, yani gönüllülük kavramı nasıl bazen maskeye dönüşüyorsa, yanlışın maskesine, ahlaki kavramı da maskeye dönüşebiliyor. İnanç kavramı da, İşte ne bileyim Atatürkçülük kavramı da, ne bileyim milliyetçilik kavramı takiye, da, Marksist, takiye Marksizm kavramı olaya dönüyor, da. Değil? Tabii bütün değerler istismar edilme potansiyeli, evet, var. Alıp yani, onunla yürüyor. Ya mesela en bilimsel olmayan kavramlara şu sıralarda işte bilimsel kavramıyla kullanır birileri. Yani ha, şimdi ben öğrencilerimi okuttuğum üniversitedeyken bilim tarihi derslerine gidiyordum. Kitaplardan bir tanesinin ismi şuydu. Bilim kutsal bir inektir. Çünkü bilimin bile geldiği nokta ne? Artık bilim adına bilimin önüne engel, yani bilim artık bir külte, bir dogmaya dönüştüğü için bilimsel dediğiniz zaman her şey caiz, mübah. Kimse o bilimseli dokunulmaz. Bilimseli tartışmıyor. Tartışmaya cesaret edemiyor. Niye? Bilimsel çünkü. Çünkü sen bilime karşıymışsın gibi. Bilimin oluyor. Temeli tartışma değil mi? Aynı şey yani, temeli de yani bu araştırmaktır, bütün, tartışmaktır. Yani inançlar için bu deney geçerli. Tabii yani, inançlar için. Bak, bilimin kendisi bile bir süre sonra hani ona dönüşüyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Onun için benim kendi adıma, yani bireysel olarak söylüyorum, yani kendi öz eleştirimde olabildiğince dikkat etmeye çalıştığım nokta adalet. Yani adalet temeline dayanmayan, adalete dayanmayan ne ahlakın, ne
Yani hiçbir kavramın, yani hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Adalet yoksa hiçbir şey yok. Yoktur. Yani ahlak da adalete dayanmalı. Adalet temelinde yürümeli. Adaletin sağlam olması lazım. Yani kısacası bizim karşıyı eleştirmek kolay. Çünkü karşıda hata bulabiliriz. Ama esas olan şey kendinde hata bulmak. Suçluyu arama, kendimizden başlayalım. Çünkü şöyle, sizde bir hata olsa da ben desem ki Aziz Bey, ya siz şu, çok Aziz Bey şöyle kötü, böyle kötü, şu konuda yanlış adam desem, gerçekten de öyle olsa, Aziz Bey de bunun farkında olsa bile ben dediğim için artık o onun için farklı bir boyuta geçer. Yani bizim geleneksel anlamda nefsileşmek dediğimiz, yani kişiselleştirme olarak kavramlaştırıyoruz. Eskiden nefsi davranıyor denirdi yani eski gelenekte. Yani kişi artık benlik duygusuyla hareket ediyor. Ego ile hareket ediyor. Çünkü doğrudan siz onun kişiliğine saldırmış gibi oluyorsunuz ve artık fikrin kendisi değil. Kişilikler çatışıyor. Oysa bizim fikrin, vakanın, case'in kendisini tartışabilmemiz lazım. Bu noktalarda ciddi sıkıntımız var. Bu buradan o zaman geçelim o tartıştığımız gündem başlıklarına ve konu başlıklarına. Evet. Çünkü hani dediğiniz gibi bu konular ayrı bir problem. Evet. Ama bu temelde bakmazsak bakın yaptığımız her tartışma boştur. Herkes her şeyi söylüyor bakın. Yani siz en yapıyorsunuz. Yani herkes geliyor, hepimiz geliyoruz. Bir şeyler söylüyoruz. Sonra buraya nasıl geldik diye dönüp soruyoruz. Tabii doğru. Yani ama hiçbir şey değişmiyor. Neden sorusunu sorgulamamız lazım. Yani kesinlikle. Ve bunda da toplumsal olarak kendimizin, yani bizi, bak, siyaseti, basını, gerçekten ciddi bir güvensizlik var ve ben de buna katılıyorum yani. Çok maalesef sendikalar hepimizi görüyoruz yani, sıkıntımız var. Ve bunun tekrardan kazanılması lazım, güvenin kazanılması lazım. Yoksa yürüyemeyiz. Yani ülkeyi, siyasete siz güvenmiyorsanız kim yönetecek? Siyasileri siz seçtiniz. Halk olarak soruyorum yani. Ve o zaman güvenmediğiniz kişileri niye seçtiniz? Yani şu, bu buradan şuraya geliyorum. Toplumsal olarak sorunumuz var bakın. Eğer buraların tamamı güvensizse toplumun kendisine burada de bakmasın. Burada bir aidiyet dediğiniz çok önemli. Tabii çok uzun tartışma zeminleri yer açmamız gerekiyor bu konuyla ilgili ama benim hep üzerinde durduğum hani bir aidiyet duygusu eksikliğimiz mi bizi böylesi işte suçlar pozisyona ya da sahiplenme noktasından uzak kılıyor? Yani bir aidiyet sorunuyla mı yüzleşiyoruz? Yani, ya temelde ya birçok, bir tanesi aidiyet, kimliğin gerçekten tanımlanması lazım. Mesela deriz kardeşim, ben isterim ki ideal bakımından tüm dünyada sınırlar kalksın. Hiçbir etnik ayrım olmasın. Yani insanlar, çünkü Allah bizim inancımız açısından zaten hani doğru olan kısımda, yani birilerinin ne dediği çok önemli değil. Dinde zorlama yoktur diyor. İnançla inanan, yani Allah kendisine inanana da inanmaya da merhamet ediyor şeklinde bir gelenekten geliyorum ben, en azından bunu düşünüyorum. Her türlü sınırlar kalksın. Her türlü insanlar arasındaki baskı kalksın, ayrım kalksın. Tamam. Bu benim ideal olarak isteyeceğim bir şey ama real değil. Yani o zaman şunu bir real koymamız lazım. Yani benim sizinle oturup kalkmam için kendi benliğimi ve kendi kimliğimi tanımlamış olmam gerekiyor kendi içimde. Yani kendimi bilmem gerekiyor. Yani ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır kısmı var ya, burası çok önemli yani. Eğer ben kendi benliğimi bilirsem sizinle bir şekilde bir tanımlanmış kişi olarak oturur konuşurum. Siz güvende olursunuz çünkü benim ne yapacağımı ne edeceğimi bilirsiniz. Fakat aidiyet din ötesinde, yani aidiyet de bir evet sorundur ama pek çok sıkıntı var. Yani mesela yani benden olanın hatasını gizleyip karşıdan olanın hatasını büyütmek gibi. Yani siyasette de görüyoruz. Ya şimdi sırf bazı sözler söyleniyor. Yani kürsülerde de söyleniyor. Niye söyleniyor? Çünkü taban öyle bekliyor. Aslında öyle inandığı için değil yani. O tonda söylemeyecek ama o tonda söylemezse beklentiyi karşılayamayacak. Bana diyor ki mesela, ya hocam işte çıkmıyorsun, vurmuyorsun, kırmıyorsun, şunu yapmıyorsun. Ya şimdi ne yapayım yani, ben de kendi açımdan bunu doğru bulmuyorum. Yani olması gereken bu olduğunu düşünmüyorum çünkü. Yani bu şekilde bir zeminin bizi bir yere götüreceğini düşünmüyorum. Yani bir popülarite kazandırabilir size. 3-5 oy kazandırabilir ama yanlış önermiş olacağız. Yani toplumsal olarak biz ideallerimize katkı yapmış olmuyoruz böyle. Yani siyasette kürsüdeki tartışmaları ve daha sonra kürsü dışındaki tartışmaları takip ettiğiniz zaman zaten bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aynı şeyi sendikalar açısından da görebilirsiniz. Onların dışarıdaki tartışmalarıyla sizler yayıncısınız. Özeldeki muhabbetlerini bilirseniz o zaman, yani dışarıda bu kadar kavgalıysanız niye dışarıda bu kadar samimisiniz? Sorusunu sorarsınız. Öyle değil mi? Tabii. Yani şimdi yani bu neyse o olsak aslında sorun bitecek. Öyle değil mi? Peki şimdi üzerinde tartıştığımız bir konu var. Kamu ihale yasasında yapılacak değişiklik biraz ortamı gerdi bu konu.
hem siyasi arenayı hem de sokağı ve vatandaşı tabii ki. Şimdi hükümet bu konuda bir değişiklik politikasına gidiyor ve bir hedef ortaya konuldu. Türkiye ile interkonnekte bir sistem yaratılması. Dolayısıyla bir kurguya, bir planlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Tabii bu kabul görmedi muhalefet tarafından, sendikalar tarafından ve toplumsal bir reaksiyon çağrısıyla birlikte vatandaşın yaşanan elektrik kesintileriyle doğan isyanına kadar da varmış, tartışmalı bir sürece evrildi. 15 gündür ülke gündemi sadece bu başlıkla yatıp kalkıyor. Hı hı. Elektriğiniz var mı sorgusuyla ya da elektrik kesildiğinde isyanımızla bu 15 günlük süreyi geçiriyoruz. Şimdi kamu ihale yasasındaki değişiklik hükümetin önceliği ve olmazsa olmaz diye nitelendirdiği bir nokta. Unsurlar ve içeriklerle ilgili de konuşuruz elbette. Pazartesi günü mecliste yeniden gündeme gelecek. Sürecin yönetilmesi konusunda hükümet nasıl bir tavır sergiliyor? Ve beklentilerle ilgili örneğin ana muhalefetle, sendikalarla, karşı çıkan sendikalarla diyalog sürecinde önümüzde ne bulunuyor? İşte az önce sizin komitede maaş kesintileri noktasında ifade ettiğiniz durumu bu kez yaratmak da mümkün olabilecek mi? Yani sürecin yönetilmesiyle ilgili hükümetin, iktidarın nasıl bir rolü ve pozisyonu olacak? Yani hükümet şöyle bakıyor olaya. Yani ki ben haksız da bulmuyorum açıkçası. Ben de içindeyim yani neticede. Tabii başkan değilim. Ana görüşmelerin ana parçası değilim en nihayetinde. Milletvekiliyim. Ya tarzım itibariyle de zaten hani çok şey değilim ama bu konularda. Şimdi birincisi muhalefetle ilişkiler konusunda, evet muhalefet mesela ad hoc komiteler yaptık. Hiçbir ad hoc komitede muhalefet ad hoc komitenin sonucunu getirmiyor. Bakın, yani mesela sadece şu kesintilerle alakalı ortalığı velveleye verdiler. İşte mevduatlardan para kesilecek vesaire. Mevduatlardan kesilecek para ne biliyor musunuz? 100 bin lira da, bakın ana paraya dokunulmuyor. Faiz 100 bin liraya kadar kısma zaten dokunulmuyor. 100 bin liradan sonra sadece 100 bin liradan 12,5 lira. Bakın 100 bin liradan 12,5 lira. Şimdi öyle bir konuşuyorlar ki gerçekten mevduat sahipleri parasını çekmek ya da farklı bir yönteme gitmek hissiyatı içinde oluyor. Fakat varıyorlar. Parasını yani şu anda gene kesintiler olacak oradan biliyorsunuz. Çekmeye düşüncesiyle varıyorlar. Kesilen para çekerkenki işlemden daha az. Ama böyle hani oluşturulan imaj, yaratılan imaj, algı ne? Ya memleket batıyor. Bütün mevduatlara el konuluyor. Ya şimdi buna ne gerek var? Bu neye faydalı yani? Hani muhalefet bu değil bence. Ya benim kanaatim şudur. Bu toplumda gerçekten gönüllülük esasına güven koysak biz zaten, güveni oluşturursak. Ben inanıyorum ki yani 10 lira, işte asgari ücret alan da zaten kendi gönlünden bir şeyler, bir parça bir ekmeğini bölüp verecek. Yani milyon kazanan da zaten ona göre verecek. Biz bunu teşvik etmeliyiz. Bizim sıkıntımız şu. Şu anda hiç kimse güvensizlikten dolayı bir katkı yapmak istemiyor ama memleketin düzelmesini bekliyor. Yani bu Kıptek meselesi de ne de bağlıyor, diğer meseleleri de bağlıyor. Çünkü sizin paranız yok, sermayeniz yok. Yani ülkenizin kaynağı yok. Şimdi soruyorum size. Siz Kıptek'le ilgili interconnect'e bağlantılarla alakalı, yani önce bunu sorgulamak lazım. Düzenlemeleri baştan sona yapabilecek, yenileyebilecek kaynağa sahip misiniz, değil misiniz? Değilsiniz. Şimdi yine soruyorum, yani çok basit sorular. Yani deniliyor ki yabancı şirket aksa olmasın, yerliye gitsin. Yani ben kendi adıma makul buluyorum bunu. O zaman hani bizim konsorsiyumumuz? Böyle bir örgütlenme. Yani hani nerede? Yani neden şimdiye kadar, yani bu yeni bir şey değil ki, yıllardır bunun tartışması var. Kıptek tartışması da var. Daha da zaman da var yani. Şimdi şu anda hükümet aksaya vereceğiz demiyor. Şu anda aksa talip olduğu için ve aksayla elini güçlendirmek için. Yani çünkü bir evet şu anda hükümet isterse zaten 4 yıllık bir anlaşma yapabilir biliyorsunuz. Hı hı. Fakat diyor ki hükümet, biz şu anda aksaya gideceğiz. Diyeceğiz kardeşim, biz şu şartları koyuyoruz. İnterkonnekte ne bileyim işte hani bağlantı istiyoruz. Bunu yapabilecek gücün var senin, yani bağlantıları vesaire bağlamında diyorsun. Fakat bunu hangi şartlarda nasıl yapacaksın kısmında seninle pazarlık etmiyorum dediğim zaman benim dayanağım ne olacak diye soruyor. Çünkü yasa çıkmazsa böyle bir dayanağı olmayacak hükümetin. O yüzden deniliyor ki bu dayanağı bize verin. Ondan sonra biz aksa şu anda tabii ki ilk kişi, ilk tüzel kişilik. Niçin? Çünkü aksa burada.
kurumlarıyla, firmalarıyla burada ve Aksa'yı buraya getiren de bu hükümet değil. Yani iki defa anlaşma sözleşme yapılmış, ikisinde muhalefet yapmış. Değil mi? CTP döneminde yapılmış. Ha, kötü mü yapılmış, iyi mi yapılmış? Ben burada değilim. Yani yapılması gerekiyor. Ondan sonrasıyla yani yapılmış. Yani hani yani neden yaptınız, şöyle yaptınız, hani karşılıklı bir tepinme oluyor. Buna da gerek yok. Ama neticede hani konuşurken de onu da muhalefetin bir göz önüne alması lazım tabii ki. Yani siz neden yaptınız sorusunun cevabı yok ortada. Şimdi izah edebilirsiniz. Herkes izah edebilir. Hükümet de kendini izah edebilir. Fakat direkt kafadan hedef göstererek saldırırsanız o zaman onlar da size sorarlar geçmişinizi. Ama beni ilgilendiren şey geçmişte CTP'nin ne yaptığı, şu anda ÜBP'nin ne yaptığı değil. Yani beni ilgilendiren şey şu olmalı. Bundan sonra biz ne yapacağız? Yani bize lazım olan şey ne? Bir, bize ne olursa olsun enerji arz güvenliğinin mutlaka sağlanması lazım. Bakın bu ülkede sanayi, dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Yani bu konu benim uzmanlık alanım değil ama hani bilgilenmeye çalışıyorum ben de. Sanayinin bütün sanayilerde, sanayilerin yani onun ifadesi sadece %22 üretim yaptığını, %78'in depo mepo olarak kullandığını biliyor muydunuz? Ve ülkenin sanayisinin %22'si eğer gerçekten üretim yap, sadece üretim yapıyor da 78'i eğer depo olarak kullanıyorsa siz hangi sanayiden bahsediyorsunuz? Peki gerekçe ne diyoruz? Birincisi arz güvenliği, elektrikle ilgili sıkıntı. Yani hem maliyeti. Ben birincisi bir defa süreklilik yok, evet. Elektrikte bu birincisi. Bu çok önemli. İkincisi maliyetleri yüksek. Şimdi dolayısıyla siz birinci derecede elektriğe sahip olmak zorundasınız. İkinci derecede sürdürülebilir kesintisiz elektriğe sahip olmanız lazım. İkincisi de bunu satın alabilir olmanız lazım. Yani vatandaşın satın alabilir olması lazım. Beni ilgilendiren şahsen tek şey bu. Şimdi şu anda bakın durum bu hafta mesela 600 milyon lira yine Kıptek'in Aksa'ya borcunu hükümet olarak biz yani devlet olarak biz ödeyeceğiz. Efendim. Ya şimdi navlun paraları biliyorsunuz şu anda Türkiye'den gelen navlun paraları Türkiye tarafından ödeniyor. Yakın zamanda 50 milyon liraya yakın bir Kıptek'te iyileştirme yapıldı biliyorsunuz yani santrallerde. Tüm parasını Türkiye verdi. Yani şimdi hani ben o yüzden neyi konuştuğumuzu tam anlayamıyorum. Çünkü biz hep daha öncesinde konuştuğumuzda başka yayınları da dile getirmeye çalışıyorum. Ben diyorum ki bu toplum güçlü olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dahil herkesle pazarlık yapabilecek güce sahip olsun, olabilsin. Bunun yolu nedir? Sizin öz sermayenizi oluşturmanız, öz yani KKTC olarak gerçekten yani bir şeyi alabilir ve satabilir güce erişebilmeniz demek. Size bağlı. Ayakları üzerinde duran tabii. Bir yapıya dönüşüyor. Bu, şu anda böyle bir yapı yok ki. Yani olmayan bir şeyin üzerinden konuşuyoruz. Yani şu anda diyelim Aksa 4 sene sonra siz anlaşma yapmadınız. Yapmadık. Uzattık zaten şu anda yasal olarak 4 yıl uzatılabiliyor. 4 yıl sonra zaman geldi ve Aksa bütün pılını pırtısını topladı, makineden söktü gitti. Ne yapacağız? Çünkü o sözleşme yap işlet modeli üzerinde bir kurguya sahip. Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi hani oradan da vurmak, ben hani muhalefeti eleştirmek amacım olmadığı için bunu, oralara girmiyorum yani. Hı. Zaten yeterince konuşuldu. Yani yapılan bir sürü hata var. Yani yine söylüyorum. Yani uzatılması durumunda söylediğiniz nokta yani Aksa sözleşmenin kapsamı uzatılsa ve bu süreç sonlandığında alıp gidecek. Yatırımını gidebilecek noktası. Tabii canım. Şu an öyle, o durumda zaten. Hı hı. Yani alıp gidecek yani. Onun daha ötesi yok. Şu anda zaten yani biliyorsunuz Kıptek'in ürettiği elektriğin %40-45'lerini 45'e kadar bazen daha fazla belki ama neticede önemli bir kısmını yani yarıya yakınını Aksa üretiyor. Ve santrallerde ciddi anlamda jeneratörlerde sıkıntılar var biliyorsunuz. 2029'a kadar yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Yani bir sürü yatırım gerekiyor. Şimdi zaten normal şartlarda hani bir çeşit özelleştirmeyi sen yapmış durumdasın. Yani fiili olarak bakarsan. Çünkü zaten elektriğinin neredeyse yarısını hani Aksa artı bir de yazda %20 şeyi düşünürseniz hani bu güneş enerjisi girdisini düşünürseniz yarıya yakını zaten Kıptek dışından, Kıptek'in kendi özel kaynakları dışından geliyor. Yani Kıptek'in şu andaki tekelinde tuttuğu yer iletim kısmı yani ulaştırılması kısmı. Orada da hani ciddi anlamda biliyorsunuz sorunlar var. Yani yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. Bizim elektrikler yok. Değil mi? Hocam yani ben çok özür dilerim. Bunu söylüyorum, söylemek gereği de hissediyorum. Artık 2023 yılındayız. Havai hatlar var şehir içinde. Tabii. İşte ahşap direklerle. Ve
Onların güvenliği için hala gelip ağaçları kesiyoruz. Yani yer altından da var tabii ki ama buna bile daha dönüş, o dönüşüm bile daha yakalayamamışız. Yani ne kadar gerideyiz, yapmamız gereken ne kadar çok iş var bu iletim konusunda bile onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Yani sonuçta bu ürettiğiniz elektriğin %100, yani %100 hiçbir zaman belki mümkün değil, bilmiyorum. Ne kadar tren uzman değilim ama neticede büyük oranda ürettiğinize yakın kullanabilmeniz, ulaştırabilmeniz için iletim hatlarının sağlıklı olması lazım. Yani bir kayıp yaşanıyor. Evet, tabii ki doğal olarak. Şimdi bunların tamamı altyapı gerektiriyor. Şimdi bu altyapıyı kim yapacak? Hele de şu bir halde bu şartlarda ne olursa olsun bizim yani interkonnekte bir sisteme girmeden herhangi bir şekilde yani arz güvenliğini sağlamamız ve ucuzlatmamız mümkün değil. Bakın yani mümkün değil. Yani sizin... Peki bir planlama ortaya konuluyor mu? Yani evet böyle bir hedef var. Evet sözleşmede bir takım değişikliklerle ilgili kamu ihale yasasında hükümetin değişikliğe gitme hedefi var. Ancak Kıptekin yapısının yani yatırıma dönüşebilecek bir kapasitesinin olup olmayacağı konusu da masada tartışılanlar arasında bir konu mu peki? Şöyle ben hani bugün dünden bu yana hani sendika başkanının açıklamalarını çok olumlu buluyorum. Yani bir uzlaşmaya doğru yani daha doğrusu onlar da artık yavaş yavaş durumun farkında. Uzlaşı arayışı bile önemli değil. Ya tabii ki ya. Ama yasa geri çekilirse biz vazgeçeriz şeklinde de bir tavır sürmeye devam ediyor. Yani neticede benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz bu konuyla alakalı kabaca hani çok detaya girince bunlar konuşulmuyor ama yukarıdan bakmazsak da fark edemiyoruz. Yani benim üzüntüm şu. Yani orada Kıptekin aslında temelde yani etkin olması gereken yer ileti olmalı. Ve Kıptekin verilmesi gereken garanti de çalışanlarının iş güvenliği olmalı. Yani bunun dışında diğer konularda artık Kıptekin yönetiminin yani sendikanın diğerlerinin daha öte kendilerini aşan, baş edemeyecekleri. Yani şimdi siz derseniz yani iki gündür konuşuluyor ya işte iki tavuğun derdi derseniz bakın işte ya da karanlıktan işte aydınlık gelecek için karanlık. Karanlığa razı olacağız derseniz bunu kimseye kabul ettiremezsiniz. Haklarınızı kaybedersiniz. Ki ben Çağlayan Bey'i tanıyorum yani. İşte konuştuğumda görüşme. Çok naif, kibar bir insan. Yani şimdi o olması belki daha farklı. Ama o ifade ettiğiniz açıklamalar çok biliyorum yani işte hani keşke bunları bu talihsiz açıklamalar bunlar. Bunları yapmasalar. Bu aynı zamanda zihinsel dünyalarını da gösteriyor. Öyle değil bakın. İki tavuk, bir tavuk, bir ekmek bu insanlar için önemli. Mecliste dün konuşuyoruz. Bir çalışanımız ve üstelik de aslında hani belki hani diğer bu konularda daha önce duyarlı olan bir çalışanımız. Annesi kanser. Çocuğu da Ventolin alıyor düzenli olarak yani makinayla. Elektrikler gidince tabii Ventolin alamıyor. Yani gene onu diyor şeyle hani bu şeylerle olarak aldırdı. Ama annem kemoterapisini son iki günü tamamlayamadı. Ciddi sıkıntı oldu. Yani artık insanlar hani bu durumda. Şamsal. Şimdi buna benzer bizim bilmediğimiz nice örnekler var toplumda. Yani aletler, edevatlar yani o düzenli elektrik olmadığı için bozuluyor. Yani sonuçta alım gücü zaten zayıf. Şimdi enerji her şey yani bir realite. Yani mesele sadece buzdolabındaki tavuk. Değil. Ve dahası sanayi sonuçta düzenli olarak az önce konuştuk yani %22 de çalışamıyor. Çünkü güvenli bir zemin yok. Yani evinizde elektriğin ne zaman kesileceğini bilmiyorsunuz. Dükkanınızda ne zaman kesileceğini bilmiyorsunuz. Yani bu çok çok yani tedirgin edici bir şey. Sipariş alamazsın. Tabii. Ne zaman biteceğini bilmez. Aldığını yapamıyorsun. Şimdi hani bu sorumluluğu bu sadece hani Kıptekin işte millet meselesi deniyor ya. Milletin meselesi. Evet milletin meselesi. Ama onların tam olarak söylediği gibi değil. Burada olması gereken şey şu. Bizim siyaset olarak sorumluluğu almamız lazım. Ama sendikanın da muhalefetin de toplumun tüm katmanlarını alması lazım. Yani biraz esnemeye mi ihtiyaç duyuyor kesinlikle taraflar arasındaki şu, diyalog süreci? Şu bir realite. Yani siz 4 yıl sonra bakın 4 yıl çok uzun bir zaman değil. Yani neticede bu anlaşmaya ilk imza konulduğu zaman 2005'ten sonraki süreçte bakın 2000 çok uzun bir zaman olacağı düşünüldü. Ama 15-20 yıl çok hızlı geçti. Öyle değil mi? Geçecek yani. 5 yıl, 4 yıl hiçbir şey değil. Ve siz yasal olarak bu bir şey yani düzenleme yapıp önceden birkaç bir yani en azından 2 yıl, 2-3 yıl önceden önünüzü görmek zorundasınız. Çünkü bu o kadar büyük bir maliyet, büyük bir para ki ve aynı, sadece para değil aynı zamanda zaman maliyeti bu işlerin yapılması edilmesi imkan dahilinde yapılması edilmesi öyle ciddi bir iş ki siz bunu bir yılda iki yılda üç yılda planlayamayabilirsiniz yani şu anda bile geç kalmış olabiliriz pek çok şeye yani hızlı bir şekilde dönüş hepimiz bir araya gelsek herkes yani tam anlamıyla uzlaşsa başlasak bile yani şu zamanda yapacağız desek bir zaman alacak bu yani
Yani bu işlerin hani altyapının yapılması, işte dönüşümler, diğer hani tedbirler vesaire hem para gerektirecek hem de zaman alacak. Paranız olsa bile yapamazsınız hemen yani, onu demek istiyorum. Dolayısıyla bizim yani hem girdi maliyetinin parasal maliyeti hem de zaman maliyetini çok çok iyi hesaplamamız lazım ve ona göre bir plan yapmamız lazım. Hükümetin şu andaki derdi bu. Hükümetin de pozisyonu şu, artık hiçbir şeye güvenmiyor. Muhalefete güvenemiyor. Dışarıya güvenemiyor. Ne yapsa çünkü zaten kafadan hayır. Şimdi ne yapacak? Yani hiçbir şey yapamayacak durumda mı kalacak? Yani sen bir taraftan istiyorsun ki bir şey değişsin. Bir taraftan da fırsat vermiyorsun. Sürekli yani bir böyle bombalama, hani az önce söylediğim gibi bombalamaların bir önemli bir kısmı da keşke gerçek olsa yani. İşte 100 bin lira mevduat faizinin 12,5 lirası kesiliyor. Dünya yıkılmış gibi bunu yansıtıyorsun. Yani bu muhalefet değil, kusura bakmayın. Bu çok başka bir şey yani. Şimdi bütün işlerde böyle olunca artık ciddi anlamda sıkıntı var. Mesela deprem komitesinde. Yani siz muhalefet olarak itiraz edebilirsiniz ama niye çekiliyorsunuz? Şerh koyun. Neden çıkıyorsunuz? Çünkü önerilen birçok güzel şeyleri onlar önerdiler. Yani hakikaten birikimli arkadaşlarımız var muhalefet partileri içinde ve çok da değerli. Peki bir öneri konuluyor mu ortaya? Yani örneğin gazetelere bugün yansıdığı için sorma gereği hissedeceğim. Meclis Başkanı diyor ki bu ülkenin sorunu hiçbir şeye gerek kalmadan 5 dakikada çözülebilir. Yasa geri çekildi derseniz otururuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz. Şimdi o noktada yani ülkenin sorunu hiçbir şeye gerek kalmadan çözülebilir 5 dakikada. Bunun tek gerekçesi yasanın geri çekilmesi. Yani şimdi... Peki ama bir evet çekilsin talebine karşılık önerimizde sürecin bu şekilde yönetilmesidir deniliyor mu? Çok net bir şekilde söylüyorum. Yani 5 dakikada sorun çözülecek değilse yasaya kadar. Şimdi yasa ne zamandır tartışılıyor? 15 gündür. Peki 15 güne kadar niye sorunları çözmemiş Çağlayan Bey? Yani çok basit soruyorum. Yani şimdi yani yapmasınlar yani bir öneri böyle. Var mı ortaya yoksa sadece hayır, şimdi, itiraz noktasında mı? Ya hani somut önerisi ne? Onu soruyorum işte. Var mı? Konuluyor mu masaya? Var mı açıklamalarında? Yok. Açıklamada bulunmuyor sadece. Hükümet kendi önerisini zaten yasayla ortaya koyuyor. Doğru ya da yanlış. Eksik ya da fazla. Şimdi 5 dakikada sorunu çözerim diyen kişinin değil mi? Kim olursa ben olsam siz olsanız. Bir öneri ortaya koyması lazım. Yani şimdi onun yerine çözülecek öneriyi ben koyamam ki. Yani çözeceğimi iddia eden ben az önce dedim bakın bütün her şey hazır olsa bile 5 dakikada çözülmez. Zaman maliyeti dedim yani. Yani bütün parayı bulsanız bile altyapının yapılması sizin az önce zikrettiğiniz ileti hatların yani iletinin daha sağlıklı hale getirilmesi, üretimin daha sağlıklı hale getirilmesi, sunulması vesaire. Hele interkonekte işi olursa interkonekte işi ciddi anlamda bir hani maliyeti gerekiyor. Bakın parasal kısmını kenara koyuyorum ha. Onu bir tarafa koyuyorum. Zaman maliyeti bile 5 dakikada indir. 5 dakika nedir ki ya? Madem öyle yani 15 güne kadar elinizdeydi. Yani aylardır burada Kıptek meselesi, yıllardır hiç yani herhalde bakın biz depremi bile unuttuk. O kadar felaketten geçtik. Bakın yas tuttuk. Şu an depremi sadece acıyı çekenler yaşamaya devam ediyor. Ama Kıptek'i hiç unutamıyoruz. Niye? Çünkü elektrik her gün gündemimizde. Yıllardır. Sadece şu soru soruyorum. Neden peki şimdiye kadar böyle bir öneriyle gelmediniz veya çözmediniz diye sorarlar. O yüzden eğer Elsan tarafı ya da diğer muhalefet bu konuda ciddi bir şey söylüyorsa somut önerilerle gelmeliydi. Peki bu bir nevi şuna da yorumlanabilir mi? Yani mevcut devam etsin. Mevcut devam ettiği takdirde bunun ne karşılayacak? Devam sürdürülemez olduğunu yani, biliyorsun. Yani yaratıldığı söylenen bir statüko anlamında. Yani, ya zaten şu anda oraya doğru gidiş var. Yani şöyle düşünülüyor belki. Bakın ben hani varsayımlar itham içerir biliyorsunuz. Yani benim de kafamda milyon tane şey gelip geçiyor. Yani düşünebiliyorum biliyorsunuz iyi kötü. Ama hani sırf hani vicdani sebepten dolayı adaletsizlik siz bir suçlama olur endişesiyle çok şey söylemek istemiyorum. Yani şimdi statüko sürdürülebilir olsaydı bu sorunları yaşamazdık. Yani bu şekilde sürdürülebilir toplum razıysa zaten istenen şey o. Şu anda gidişat oraya doğru gidiyor. Yani onların talebine bir kabullenirsek. Fakat bu bakın onlar tarafından bile sürdürülebilecek durumda değil. Yani neden? Çünkü sizin ürettiğiniz elektrik pahalı. Yani madem yani Kıptek kendi imkanlarıyla da ucuz elektrik verir, niye vermiyor? Yani sonuçta niçin devlet 600 milyonluk borcunu şu anda ödüyor bu yıl? 1 milyar 600 milyon lira borç ödedi devlet Kıptek adına Aksa'ya. Şimdi bunlar bir rarite. O yüzden bakın diyalog şart. Oturup konuşmak şart. Hiç kimse göz ardı edilmesin. Çünkü sonuçta Kıptek'te çalışan insanlar var. Onların ekmeği var. Ne olursa olsun herkes ekmeğini korumak durumunda. Ama ülkenin de elektrik arzına düzenli bir şekilde, güvenli bir şekilde ihtiyacı var.
ve hiçbir kurum, hiçbirimiz, bakın ben dahil, hiçbirimiz sadece kendimiz değiliz. Bu bizim klasik böyle amiyane konuşacağım ama anlaşılsın diye konuşacağım. Babamızın malı değil. Yani babamızdan miras kalan bir şey değil. Yani bu toplumun tamamının hakkı olan bir pozisyondayız hepimiz. Ben vekil olarak temsiliyet açısından bu duyarlılığı hissetmek zorundayım. Kıptekin genel müdürü de, sendika başkanı da bunu hissetmek zorunda. Diğer sendikalarında, yani medyada siz de aynı şekilde netice itibariyle toplumu yönlendiriyorsunuz. Aynı duyarlılığa sahip olmak durumundasınız. Yani hepimiz aynı duyarlılığı belli bir noktada tutturamazsak, işte bu tartışmalar bir teviye gider ve biz sadece tartışmış oluruz. Sonuç ne? Hiçbir şey. Yani Arapçada bir söz var. Kellim kellim la yenfa diye. Konuş konuş bir faydası yok. Yani tam olarak bizim olduğumuz nokta burası. Konuşuyoruz. Biz de müthiş konuşuyoruz biliyorsunuz. Bakıyorum ben. O kadar güzel konuşanlar var ki. Muhteşem açıklıyorlar her şeyi. Fakat bana açıklama lazım değil. Yani bana hani mazeret lazım değil. Bana sorunun kendisini tanımlamak lazım değil. Ve çözmek gerekiyor. Daha da ötesi. Gereksin. Ondan daha öte çözüm gerekiyor. Sorunu bir cümle tanımlarsın, teşhis gibi neyi, nasıl çözeceğini düşünürsün. Şimdi Çağlayan Bey inşallah vardır bir çözümü. 5 dakikada çözerim demişse ondan beklenen şey şu. Bunu nasıl çözeceğini izlesin. Somut bir formül ortaya koysun. Ve bu arada bunun içinde yani altyapı, üst yapı, parasal maliyet vesaire, yani şu anda da dışarıdan gelenleri de çıksın. Yani mesela Türkiye navlun ücretlerini ödüyor, yarın ödemeyebilir. Bunu da koysun işin içine. Ondan sonra işte aksiye olan borçların devlet ödemesin. Yani gerçek maliyeti. Tabii gerçek maliyeti yani, koysun. Bunları da göz ardı etmemek. Evet, yani Kıptekin ben hani özellikle dağıtım kısmında mutlaka olmasını düşünenlerdenim. Yani Kıptekin tamamen devre dışı bırakılmasını çok doğru bulanlardan değilim. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani şu konuya da hani ben haklı olabilir nereden diyorum yani. Aksa ya da başka firma. Tek bir firmaya gerçekten hani bağımlı kalmak evet risktir yani. Bunu keşke çoğaltabilsek ama bunun yolu alternatifsiz bırakmak değil. Yani biz ona vermeyelim, hiç kimseye vermeyelim, o zaman ortada kalalım değil. Çaresizseniz ki zamanında çaresiz kaldığınız için bunu vermişsiniz. Şu anda da aynı durumdasınız. Çünkü siz, yani siz derken ben, biz 15-20 yıl içinde bir çare üretmemişiz. Ne Kıptek üretmiş, ne hükümetler üretmiş, ne muhalefet üretmiş. Çünkü hepsi bu süreçten hepimiz bu noktada sorumluyuz. Yani o zaman oturalım sorumlu bir şekilde hepimiz bu zemini tartışalım. Yani karşılıklı polemiklere girecek olursak... Peki doğru mu anlatamıyor? Yani tartışmanın bu kadar çok 15 gündür ana gündeme oluşturmasının sebebine baktığımızda yani hükümet doğru mu anlatamadığı, diyalog süreçleri mi doğru kurgulanamadığı, yani hani bir öz eleştiri gerekiyorsa yani evet. Burada da bir pay var mı? Ben hükümetin yani bu konularda eksikleri olduğunu kabul ediyorum ve söylüyorum. Yani deprem bizim çalıştığımız yasa dahil. Yani iyi niyetle de olsa acele edildiği zaman yani maalesef hani başka sıkıntılara dönüşüyor işte. Yani artık hani, ya şimdi beni ilgilendiren şey mesela şu anda biz bakın depreme hazır değiliz mesela. Bu hani o somut örnek üzerinden gidecek olursak. Yani şu anda bizim sivil savunmamız depreme hazır değil. 6 Şubat'tan bu yana hiçbir şey yapmadık. Tabii. Ondan sonra sadece binalarımız konuşur. Hazır değil. Bakın STK'larımız hazır değil. Yani şu anda Allah korusun bu ülkede bir deprem olsa, bir deprem felaketi olsa Allah korusun. Yani çalışacak insan yok ya. Bakın malzeme yok, materyal yok. Biz hani buna odaklanmak yerine insanların ekmeği aşı dedik. İnsanların dedi ki ekmeği aşı kalmayacak deprem olduğu zaman. İşiniz, aşınız, eşiniz, çocuğunuz, çoluğunuz kalmıyor. Yani bunun üzerine siyaset yapılmasın denildi. Yani siyaset yapılsın hani siyaset yapılmasın demek de belki bir siyaset. Yani ona bir şey demiyorum yani. Ama neticede somut bir çıktısı olsun. Beni ilgilendiren nasıl alındığı değil. Alındığı. Çünkü elinizde 3 kuruş varsa, 10 lira varsa bununla bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Yoksa bulunamazsınız. Yani yarın ağladığınızda bir yere varamazsınız. Yani Maraş'ta, Hatay'da gezdiğimiz zaman esnafla konuştum. Yani aynı ifadeleri şuydu biliyor musunuz? Mesela hani şehirlerden birisinde kentsel dönüşüme karşı çıkanlar esnafın kendisi. Niye? Demişler ki 6 ay, 1 yıl en az sürecek bu. Biz işsiz kalacağız. Şu anda o esnafın ne çoğunun yani hiçbirinin dükkanı yok. Hiçbirinin dükkanı yok. İşi yok. Ama canları da yok çoğunun. Neden? Çünkü gerçekten kolay değil. Çünkü 6 ay
Bir yıl uzun bir zaman bir esnaf için yani. Adam dükkanını oturtmuş 50-60 yıldır, 100 yıldır çalışıyor ve markalaşmış, düşünebiliyor musunuz? Onu siz yıkacaksınız ve yapacaksınız. Bu buradaki herkes için zor bir şeydir yani. Zaten insanın temel seçme zorluğu budur. İnsan konforundan vazgeçemiyor ve konforu kendisini öldürüyor bazen. Yani hepimiz için geçerli bu. Pozisyonumuzu değiştiremiyoruz. Şu anda hani gelinen noktada hükümetin ben anlatım kısmında çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu noktada eksikleri var hükümetin. Yani ama realite açısından netice itibariyle bir vatandaş olarak da söylüyorum, bir milletvekili olarak da, hükümette olan bir kişi de olarak söylüyorum. Benim yaklaşımım hükümetin yaptığın her şeyin mükemmel olduğu, doğru olduğu şeklinde değil. Ben sonuca bakıyorum. Diyorum ki ya kardeşim, sen sonuçta bana yani yasa çekildi. Aslında yasa çekildikten sonra yapılacak bir şey yok yani benim gördüğüm kadarıyla çok fazla. Mevcuttan daha fazlasını yapamaz. Siz güzel söylediniz aslında. Stadyo devam edecek. Bundan sonraki süreçte yani somut henüz bir şey yok yani. Yapılacak şeyler çok çok ileri şeyler değil. Böyle bir durumla karşı karşıya kalamayız yani yasanın geri çekilmesi. Yani şöyle, sonuçta bir alternatif görmüyorum ben. Yani konunun uzmanı olmadığım için çok ileri şeyler söylemek istemiyorum. Sadece tartışmalar üzerine hükümetin gidiyorum. Hükümetin genelinde şu var. Hükümet diyor ki bizim köklü değişimlere gitmemiz lazım. Interconnect'e bağlantıya ihtiyacımız var ve bizim zaman kaybına ihtiyacımız yok. Çünkü her gün bizim aleyhimize 15 yıl, 20 yıl geçti. Hiçbir şey yapılamadı. Bu tartışmalara biz girersek bir 5-6 yıl daha geçecek. Hani belediyelerle ilgili kıyameti kopardı muhalefet. Şu anda çok rahatlar yani hepsi, farkındaysanız. Maaşlarını rahat rahat ödüyorlar işte. Yani o yasaya da karşı çıkmışlardı biliyorsunuz. Hı. Yani netice itibariyle bakın yani zaman kaybına ihtiyaç yok. Çok talihsiz bir dönem aslında bir hükümet açısından bu süreç, yani ülkenin ekonomik durumu, genel gidişatı vesairesine bakarsanız. Ve bir şey yapılması lazım. Yani bakın, en kötü yapılan şey yapılmayandan iyidir. Yani bunu anlayalım. Bir, en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Yani ben isterdim ki mesela deprem konusunda gönüllülük olsun ama öyle bir güven oluşsun ki herkes versin ve biz toplu bir yumruk gibi olalım. Yani asıl mesele o ruhu yakalayalım. Çünkü paradan daha önemlisi o ruh. Biz o ruhu kaybettik, farkında değiliz. Ya benim üzüldüğüm orası aslında. Netice itibariyle gelinen nokta, hiç kimseyi razı etmeyen bir nokta ise, yani yaptığımız her işte, o zaman biz hükümet olarak tanıtımda başarısızız, eksiklerimiz var, bazı şeyleri çok doğru yapamıyoruz. Ama muhalefet de bu noktada toplumsal sorumluluğunu doğru bir şekilde yerine getirmiyor. Olanı olduğu gibi değil, maalesef hani o bahsettiğimiz 100 binde 12,5 lira muhabbeti gibi, iyi bir örnek olduğu için söylüyorum. Yani hani bu tarz bakılacak olsa pek çok şey söylenebilir de bunun gereği yok. Ama bunu hani egzecere etmeye, toplumu korkutmaya gerek yok bakın. Ekonomik girdilerin zayıflamasına ne olur? Bak yani o zaman denildi ya işte para toplanınca işte ekonomik girdilerde yani işte ticari hayatta durgunluk olur, resesyon olur. Ya resesyon ondan dolayı olmaz. Ülkenin içinde harcanacak paradan resesyon olmaz. Resesyon çok basit yani. Bakın ekonomisi değilim ama nereden olur? Korkudan olur. İnsanları siz korkutursanız resesyon olacak diye insanlar harcamaz. Güvensizlik. Çok... Güvensizliktir o. Ya güvensizlikten oluşur. Ve siz bunu yapıyorsunuz. Yani şu anda sağ olsunlar artık güvenli bir meclisimiz yok. Güvenilir bir meclisimiz. Güvenilir bir medyamız yok. Güvenilir bir sendikamız yok. Biz peki ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Allah aşkına kendimize gelelim. Ben de diyorum ki hani izleyicileri de davet ediyorum. Gelin birbirimize güvenmeye başlayalım. Eksiğimizi öne çıkartmayalım. Yani sizin habercilik ilkesi açısından vardır ya işte insan köpeği ısırırsa haber olur. Köpek insanı ısırırsa haber olmaz. Değil mi? Ya ben diyorum ki ya sürekli yani köpeği ısıran insan haber yapmayalım. Yani gündem etmeyelim. Çünkü bu bizi hastalandırıyor, farkında değiliz yani. Bu evet bir habercinin yapacağı şeydir. Çünkü ilginçtir. Değişiktir. Ama bizim çoğunluğumuzun insanı ısıran köpeği esas alan, yani normali esas alan bir yapıda birbirimize güvenmemiz lazım. Yoksa biz asıl çizgimizi kaybetmiş durumdayız ve kim gelirse gelsin bunu toplama şansı yok. Yani muhalefet gelse, şimdi iktidar olsa neyi değiştirecek yani? Hangi kaynakla değiştirecek? Bu çünkü sadece konuşmayla olmuyor ki. Yani şu anda problemleri herkes biliyor zaten. Tekrar soruyorum, 15 yıldır düzeltmediğin işi 5 dakikada, 10 dakikada, 10 günde nasıl düzelteceksin? Yani bunun mantığı nerede? Yani daha net şeylerin olması lazım.
Ben tek hani bu Kıptık'la alakalı durumu, yani Çağlayan Bey'in belki hani dediğim gibi yani kastı aşan cümleler kullanmış olabilir ama kişilik olarak daha yapıcı bir tarafı var. Ne olursa olsun hükümetle çok daha sıkı bir şekilde görüşüp şu anda kendi sorumluluğunu alıp, yani hem yönetim olarak, Kıptık yönetim, hem de sendika olarak gerçekçi bir yapı üzerinden yürümesiye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte sendikaların ya da dışarıdaki siyasal aktörlerin baskısıyla ona karşı, buna karşı, o şart, bu şart üzerinden yürümemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle yürürse tarihe geçecek, ben de izliyorum, tarihe geçecek ama pek doğru geçmeyecekler, onu söyleyeyim, istedikleri gibi geçmeyecekler. Yani durum bu, kısacası benim yaklaşımım bu yönde. Peki, hocam... Güzel özetlediniz. Yani daha çok söyleyecek şey var. Ama süremiz, evet, süremiz maalesef bu kadar. Son bir kapanış yani herhalde. Son, ya şöyle hani umudu ayakta tutalım. Ya ne olursunuz. Ve gerçekten tekrar söylüyorum. Tikel olaylara yoğunlaşıyoruz. Yani elektrik tikel olayı, işte bu hani deprem meselesi tikel olayı, daha bir sürü sorunumuz var bizim. Bakın gelin birbirimizi inşa edelim. Birbirimizi inşa edelim ki bütün sorunların aslında temelinde güvensizlik yaptığını bilelim. Yani muhalefetimiz de, iktidarımız da, hükümetimiz de, yani o güven birazcık sağlanırsa, bakın %100'den bahsetmiyorum, birazcık sağlanırsa, en azından ortak normlar belirleyip o normlar üzerinden hepimiz yürürsek belki geleceğimizi kurma şansına sahip oluruz. Yani sizin de söylediğiniz gibi 6 Şubat'tan beri ne yapıldı? Hiçbir şey. Bakın ya şu anda Kıptık'la ilgili 15 yıldır aynı şeyleri tartışıyoruz. 20 yıldır aynı şeyi tartışıyoruz. Ya, yani daha birçok konuyla ilgili, eğitim öğretimle ilgili böyle, ötekiyle ilgili böyle. Yani bakın, biz geleceğimizi karartıyoruz. Karartmayalım, umudu ayakta tutalım. Yani hangi pozisyonda olursak olalım, hangi siyasi görüşte olursak olalım, nereli olursak olalım, bu ülkede yaşayan, bu ülkede vatandaş olan, hatta vatandaş olmayıp bu ülkeye katma değer üreten herkes ortak bir akılda buluşma seçeneklerini değerlendirelim. Yoksa kendi geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini ciddi anlamda risk ediyoruz. Bu sorumluluğu almayalım. Ben en azından konuşabildiğimiz için yani umudum var. Mesela bugün dediğim gibi yani Çağlayan Bey'in hükümetle görüşüyoruz ifadesi bile bana göre güzel bir şey yani. Bunu tutalım ve bunun üzerinden yürüyelim. Hani suçlama karalamak adına yerine. Yani bu çok daha anlamlı olur. Yapalım yani. Yapalım, yaşatalım. Başka türlü bir seçeneğimiz yok. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyenleri saygıyla teşekkür ederiz. Kıymetli görüşlerinizle zenginlik kattınız programımıza. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diyelim size. Yine burada ağırlamak isteyeceğiz. Zaman ayırsanız da seve seve dinleyeceğiz. Sağ olun. Ben Talip Atalay'la beraber olduk. Evet, Aziz, bugünü de bu şekilde noktaladık. Bizden bu kadar olsun ama tabii yarın yine günü gündemi konuşmak üzere burada olacağız. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yarın sabah 9'u gösterdiğinde yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Günaydın. Credit West Bank'tan herkese merhaba. Ekonomi piyasalarındaki güncel gelişmelerle karşınızdayız. İlk önce yakın coğrafya Türkiye'den başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre perakende satışlar aylık bazda %6.5 daralma ile Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşü yaşadı. Aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları %0.3, gıda dışı satışlar %8.7, otomotiv yakıtı satışları ise %8.8 azaldı. Yıllık bazda ise Mart ayında %33.9 seviyesinde olan veri Nisan ayında %21.5'e yavaşladı ve %22.3 beklentisinin altında kaldı. 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça yabancı kurumların Türkiye piyasalarına ilişkin tahminleri de gelmeye devam ediyor. ABD merkezli finans şirketi Citi ekonomistlerinin yayımladığı bir rapora göre Türkiye'de politika faizinin %40 veya daha yüksek bir seviyeye çıkaracak bir ayarlamanın daha ihtiyatlı bir hareket olabileceği belirtildi. Raporda düzenlemelerin gevşetilmesi ve risk priminde görülen toparlanmanın etkisiyle bir yılda Türk lirasının %12 değerlenebileceği ifade edildi. Ekonomistlerin mevcut durumda 3. çeyrek ve 4. çeyrek için politika faizine ilişkin piyasa tahminleri sırasıyla %22.5 ve %27 seviyelerinde oldu.
Ve ABD piyasalarına bakalım. ABD'de Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda %0,1 artış gösteren tüketici enflasyonu, yıllık bazda ise %5 artış gösterdi. Enflasyondaki artışa en büyük katkı barınmadan geldi. Enerji endeksi ise %3,5 gerileme kaydetti. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %5,6 arttı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşen toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda geçtiğimiz günlerde yaşanan banka iflaslarının ardından yetkililerin bu yılki faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azalttığı görülürken, yaşanan kredi daralmasının ekonomiyi daha da yavaşlatma potansiyeline karşı tetikte olunması gerektiği vurgulandı. G7 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve Merkez Bankası başkanları Washington'da bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada finans sektöründeki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve küresel finansal sistemin istikrarını ve dayanıklılığını korumak için uygun adımları atmaya hazır olacağız ifadeleri kullanıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, tahıl koridor anlaşmasının Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını söyledi ve mevcut durumda anlaşmanın uzatılmasının düşük ihtimal olduğunu belirtti. Rusya, tarım sektörüne yönelik tedarik zincirlerine uygulanan yaptırımların hafifletilmesini talep ediyor. Bugün piyasa neleri takip edecek? İngiltere Sanayi Üretim Endeksi, gayri safi yurt içi hasıla verilerini takip edeceğiz. Almanya'da TÜFE, Euro bölgesi sanayi üretim endeksi, ABD ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Piyasa açısından önemli olan bu verileri yarın sabah burada sizlere paylaşmış olacağız Beret ekranlarında. Ve son olarak döviz piyasasına bakalım. Döviz yükselmeye devam ediyor. Dolar TL kuru 19.322, Euro TL kuru 21.222 ve Sterlin TL kuru 24.119 seviyesinde bu sabah işlem görmeye başladı. Piyasalardaki son gelişmeleri aktarmış olduk sizlere. Yarın sabah yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bugün sizlerle prostat ve sık görülen prostat hastalıkları ile ilgili konuşacağız. İyi huylu prostat büyümesi halk arasında genellikle işte şu şahıs prostat oldu diye konuşulan rahatsızlıktır aslında. Bu ne yapar? Hastanın genellikle çok ileri safhalara geçmezse yaşamına etki etmez. Yani yaşamını kısaltmaz. Ama yaşam kalitesini bozar. Nasıl bozar? Prostat idrar yolunu çevreleyen bir organdır. Prostat büyüdüğü zaman içinden geçen idrar yolunu sıkıştırarak hastanın idrar yapmasını zorlaştırır. Geceleri sık idrara kalkma, idrar yaparken bazen yanma hissi, sık sık idrara çıkma, boşaltamama hissi, idrara başlarken bekleme gibi bu idrarını etkili boşaltamamasından kaynaklanan sıkıntılar olur. Ve bunlar zaman içinde, tabi bu bahsettiğim zaman yıllar içinde, çoğu zaman hastalar bu o kadar yavaş ilerler ki, hastalar bu problemi, aslında ciddi yaşam kalitesini bozabilecek olan bu problemi, yaşlanmanın normal bir etkisi gibi algılarlar ve doktora gelmezler. Semptomlar hasta